Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık Dünya Kupası geldi çattı ve grubumuzdaki ilk maçın hani Belçika ve Kanada ile arasında geçen maçta 4-0'lık farkın Belçika lehine olduğunu söylemiştik, dile getirmiştik ve bizim de Mısır'la oynayacağımızı söylemiştik ama artık o Mısır maçına geçmenin vakti geldi. Zor, kritik ve önemli bir kupa. Önemli maçlar bizi bekliyor. Bunu söylemem lazım. Sonuçta Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda heyecan büyük ve rakibimiz ilk başta Mısır. Stadion Hanguk'ta zafer isteyen taraf biziz. Gruba güzel başlamak istiyoruz ve grupta Belçika'nın ne kadar lider çıkacağını bilsek de elimizden geleni yapıp onlardan o liderliği almak istiyoruz. Dünya Kupası'nda hani finale uzanmak zor ama başarılmayacak bir şey değil. İmkansız değil. Elimizden geldiğince iyi oyunlar sergileyerek, iyi performanslar sergileyerek bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Ve elimizden geleni de bütün turnuva boyunca yapmak, halkımıza, milli takımımıza bir başarı sağlamak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Güzel pas Gökhan. Hadi abi, hadi Cengiz. Kes iyi bir orta. Gökhan bir orta kesti abi. Yunus kesti. Arka direk. Hakan vurdu, gol oldu. İşte bu be. Dakika 6'da bir anda Mısır savunmasının büyük hatasından dengesiz gelen ortada Hakan Çalhanoğlu arka direkte Dünya Kupası'nda bizim ilk golümüzü atmayı başarıyor. Ve defansın burada uyması, Hakan'ın arka direkte o topu takip etmesi, hem takipçiliğini konuşturmasına hem de bizim 1-0 üstünlüğümüzün olmasına bu maçta sağlıyor. Helal olsun Hakan. UEFA'da da iyiydin ama işte başarılı olamamıştın. Dünya Kupası'nda bu başarının geleceğini, sinyallerini bize veriyor. Beyler sola bakalım, sola bakalım. Salah'ın kanadı tehlikeli kanat olacak bugün. Bu maçtaki kritik nokta orası. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Göbeği açma, göbeği açma. Açma önünü abi. Güzelsin Ayhan. Harikasın Şahin. Beyler takip edeceğiz. Dönen topları defanstan uzaklaştırırken takip edeceğiz. Orta saha biraz daha yakın olursa her türlü bu maçtan rahat bir sonuç elde edebiliriz. Yalnız önünü de kapatmamız lazım. Vurdurmayalım. Salah'a dikkat. Güzelsin Hasan Ali. Aferin oğlum. Beyler yakın, yakın, yakın orada. Hadi. Açtırmıyoruz ortağı. Çok güzel Cengiz. Helal olsun be. Sağ bakalım. Dikkatli orada. Kanada dikkat beyler. Kanatları fazla boşlamayalım. Hadi. Yakın 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 güzel Cengiz. Yaklaşın beyler orada. Baskı yapalım. Baskı yapalım. Oynattırmıyoruz abi rahat. Kendi yarı sahamıza rahat top yaptırmayacağız. Elimizden geldiğince sağlam presle o topu uzak tutmamız lazım. Arkasın Cengiz. Aferin. Çık şimdi abi. Hızlı bir şans olabilir bizim adımıza. Cenk'e bırak. Güzel pas. Cenk. Sakla abi o topu. Cengiz geliyor bak bindirmeden. Ortadan da Yunus gidiyor. Yunus'u gördün. Bırak Cengiz'e. Güzel pas. Arka direkte Hakan var. Arka direğe gelir mi? Ah be Hakan. Çok arkasında kaldı ya. Hasan Ali. Al o topu. Kes iyi bir orta. Abi biraz daha etkili be. Yunus en sağa gör. Güzel pas. Cengiz yürü abi. Cengiz. Cenk'e bırakabilir misin? Cengiz iyi bir orta kesebilir misin? Ah gelmedi be. Yunus da yükseldi ama. Cengiz'in ortası ikisinin ortasına gitmesinden dolayı pek etkili olamadık pozisyonda. Hadi çocuklar geri dönün, geri dönün. Salah'a dikkat edeceğiz. Kaçırmayalım onu. Bende bu top, bende bu top. Sıkıntı yok. Salah'ım görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Baskı, baskı, baskı. Beyler göbek çok açık. Sağ tarafa da dikkat etmemiz lazım. Kapat önünü herife. Sakin, sakin abi. Gökhan sakin ol. Dön bana. Dön dön bana dön bana dön beyler bana da dönebilirsiniz bak içiniz rahat olsun sıkıntı yok ben sağlam paslarla ileri o topu aktarmaya çalışırım en kötü taça maça atarım ya merak etmeyin ama en azından riskli pas olmaz hani kendi yarı sahamızda özellikle çıkabileceğimiz toplardan rahat problem olmaz tehlike olmaz aferin yalnız dönen top. Bana kimse bakmaz. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Yani burada Salah'ın şansı onun yanında diyebilecek söz yok. Yani böyle bir gol cidden sinir bozucu ve tat kaçırıcı ama hani Salah'ın ilk vurduğu toptan Ömer'den sekmesi ve tekrar önünde kalıp yani bir nevi benim kontrpiyede kaldıktan sonra boş kaleye atması tat kaçırıcı. İlk yarıda birazcık dengesiz. Birazcık ortada geçen bir oyun vardı. Bunun nedeni de şundan kaynaklanıyor. Defansta biz hatadan golü bulduk. Biraz da şanssızlığımıza golü yedik. Yani Salah'ın vurduğu toptan Ömer Toprak sağlam bir müdahale yaptı. Topu engelledi ama işte benim kontrpiyede kalmamdan dolayı Salah boş kaleye topu gönderdi. Bir birlik bir eşitlik var. Belki de bu gruptan çıkacak ismi belirleyen maçta. Kritik maçta
kazanmamız gerekiyor. O yüzden beyler salon önünü sürekli kapatalım. Dikkatli olalım. Gökhan'ım iyi müdahale. Aferin abi. Aferin, arka direkte sağlamsın. Hadi çocuklar. Bu topu kapmamız lazım. Sekme içeride. Vurun kafayı o topa. Güzelsin Ayhan. Hızlı bir şans olabilir beyler. Hızlı bir desteğe gidin. Cenk devam et. Yapma Cenk. Sende kaldı o top. Hadi beyler, hadi artık, bak Cenk kaç dakikadır ileride yalnız başına. Güzel. Yunus tekrar bırak Cenk'e. Şimdi Cenk'e bindirme. Hakan geliyor. Hakan kes abi bir orta. Abi oynama topla, oynama ya. Beyler dönmesin o adam. Dönmesin o adam. Dikkatli olmamız lazım. Kapat önlerini. Güzel. Açtım orta. Açtım orta. Bende. Sıkıntı yok bende. Sıkıntı yok bende. Al abi şu topu. Al. Al. Gözünü seveyim. İleride biraz pozisyona girelim ya. Hadi beyler, maçın başından beri hani tek belki de bulabildiğimiz atak defansın, Mısır savunmasının yaptığı büyük hataydı. Yunus iyi sakladın ama pasını da at abi. Geçir o topu ya. Çocuklar gol bulmamız lazım. Hadi. Bunu başarabiliriz. Biraz yaklaşın şu Gökhan Gönül'e. Hakan. Güzel pas Cenk be. Hadi abi. İyi bir orta. İyi bir pas. Cenk Tosun gelir mi? Cenk. Hocam. Çok güzel yer be. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım. Bunu başaralım be. Hocam orada da bir kırmızı çıkartabilirdin ha. Vallahi Hakan yaz bunu be. Yaz bunu, kahraman ol. Hakan barajı geçiremesen de dönen topta. Ah be, bizde kalsaydı bari be. Olmadı olmadı. O frikik de olmadı. Çocuklar bizim gol bulmamız lazım. Vallahi bizim gol bulmamız lazım. Hakan. Beyler kanattan koşu var. Seken top. Yapma Cenk be. Keşke araya düşseydin ya. Vallahi keşke araya düşseydin. Hakan hadi iyi bir orta. İyi bir orta gol getirir beyler. Hadi vurun şu topa. Vurun şu topa. Abi niye adama veriyorsunuz ki ortayı? Ben anlamıyorum. Basın abi. Lan olmuyor ya. Adamlar resmen dalga geçercesine kendi yarı sahalarında top sürüyorlar. Kes iyi bir orta. Güzel yere. Cenk Tosun'dan önce Elneni. Ulan Elneni. Lan koca takımda zaten iki tane adam var. Bir tanesi golünü attı. Diğeri de defansta elinden geleni yapıyor. Güzel yere. Arka direkt. Sakin Cengiz. Ver pasını. Güzelsin. Gökhan denedi. Elneni. Lan ikinci yarıda son dakikalarda baskı arttırdık ama işte. Hani o düzgün şut açısını. Düzgün ara topundan şutluk pozisyonu bulamıyoruz. Ve bu yüzden bir türlü istediğimiz toplardan, bulduğumuz fırsatlardan yararlanamıyoruz. Gökhan sağlam oynamamız lazım. Abi sağlam oynamamız lazım ya. Baskı baskı. Açtım ortağı. Vurmasın kapağı. Güzel Ozi. Dönen topa bakalım beyler. Kapatın kameranın önünü. Vurdurmuyoruz. Şut açısı yok. Abi alın şu topu, devam edin. İleride bomboşsunuz. İndir o topu. Kime indirdin önünü mü yok. Ver sola. Güzel pas. Hadi Ömer. Hadi Ömer. Bırak ortaya. Ömer ortaya bırak. Güzel. Enes. İyi pas. Cengiz ne yaptın? Abi ne yaptın? Niye pas veriyorsun offside'de olsan bile ya? Abi orada karşı karşısın. Seni denemen lazım yani. Tamam pozisyon offside anlıyorum ama yani pas vermek kadar saçma bir tercih olamaz orada ya. Etkisiz bir oyun oynadık. Yani ortada geçti maç genel anlamda. Bulduğumuz pozisyonları da hani olumlu değerlendirmek yerine riskli değerlendirmeyi tercih ettik. Zaten maçta pozisyon olmadı. Devamında da bir birlik beraberlik. İlk grup maçından erken dakikada bulduğumuz gole rağmen berabere sonuçlandı. Kötü oldu. Grupta artık ikinci maç. Grubumuzun belki de en düşük seviyedeki olan ülkesine karşı, Kanada'ya karşı bugün sahadan zaferle ayrılmamız lazım. Değişiklikler var. Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Arda Turan, Emre Çolak. Bu değişiklikler umarım rotasyon açısından bize faydalı olabilir ve ilk maçta o giremediğimiz pozisyonları, etkisiz kaldığımız pozisyonları bir nebze de olsun arkamızda bırakabilir ve Kanada karşısında farklı bir zaferle bize geri dönüş sağlayabilir. Dünya Kupası'nda ikinci maç başlıyor. Stadio Municipal'de rakibimiz Kanada. Umarım bu maçtan rahat bir zafer elde ederiz. Yani ilk maçta bunu başaramadık. Moralimiz bozuk, tadımız kaçtı. Ve bir sonraki maçın Belçika ile oynanacağını düşünürsek işimiz ciddi anlamda zor olacak. Grubun en önemli, en güçlü takımına karşı, ülkesine karşı maç yapacağız. Ve bu maçta Kanada karşısında aynı Belçika gibi farklı bir zafer elde etmemiz lazım. Emre, Cenk'e bırakırsan. Cenk bastı. Yapma Cenk be, yapma Cenk be. Tekrar bir Emre'yi düşünebilseydin. Daha güzel, etkili olabilirdi ama. Arda'nın şutu direkten döndü.
Olmuyor, olmuyor. Şans yok bizde ya. Bu Dünya Kupası'nda bizde şans yok ya. Beyler sağdan bindirme geliyor. Nuri, kaldırın abi kafanızı. Bir şu paslara çocuklar bir yaklaşın artık. Gözünüzü seveyim ya. Adamlar nerede? Siz nerede bekliyorsunuz? Cenk, iyi bastın, iyi döndün. Ulan. Orhan'a bak iyi çıkarttı ya. Hadi hadi beyler hadi yavaş yavaş şu etkimizi oyuna koymamız lazım ya. Rakip kanat olduğu için bu maçtan farklı bir skor elde etmemiz lazım ama Caner'in şutundan yine az farklı top dışarıda. Olmuyor olmuyor. Yani Kanada sürekli olarak bizi rakip yarı sahada karşılamak yerine kendi yarı sahasında karşılıyor. Bizim şu paslara biraz daha yakın reaksiyon göstersek, bir berkaçlara girsek belki çok farklı bir skor elde edebileceğiz ama hani oyun tarzımızın da takdimsel anlayışımızın da biraz uzak kalması bu pas konusunda etkisiz kalmamıza neden oluyor. O yüzden de hani topu ileriye aktarırken biraz problemler yaşıyoruz. Bak mesela Arda topu alıyor ama hemen kanatlardan ona desteğe gelen yok ya da kanatlardan koşu yapan yok. İster istemez de biraz fazla topla fazla oynayınca top kaybına yol açıyor. Dikkat dikkat beyler ilk atakları bak karşı karşıya kaldı herif ya. Yani koca maç boyunca ilk defa herifler belki de 18'e yaklaştı ve ilk yaklaştıkları atak ne kadar tehlikeli bir atak. Yani belli ki ara toplarıyla bizi zorlayacaklar. Kendi yarı sahalarında bizi kabullenecekler. Bizim de bu kabullenmeye karşı bir tane golle geri dönüş yapmamız lazım. Nuri iyi kaptın da pasını etkisiz abi. Kapatın önlerini, kapatın önlerini açmıyoruz. Beyler göbeğe dikkat etmemiz lazım. Bastırma, vurdurmayın, vurdurmayın. Ne oluyor oğlum kendine gel dur sakin ol alt tarafı bir topu dışarı vurdun ya. Herif şekilden şekle girdi arkadaş. Beyler dikkatli oynattırmıyoruz. Kanada'da boşlamayalım. Hadi abi, hadi abi baskı yapalım orada. Baskı yapalım, çıkartmayalım adamları. Kapatın önünü. Geçirme, geçirme. O kadar rahat geçirme o herifi. Beyler kendinizi toparlayın. Yavaş yavaş maçtan da düşmeye başladınız. Hadi abi, hadi 45 dakika bitmeden bir gol bulalım ya. Sağlam oynayalım Arda. Yani biraz daha sağlam, biraz daha sağlam beyler. Emre, Cenk'i düşünün. Ya da kanattan bir pas yapın. Güzel. Cenk bastı. Kaldırdı kafasını. Abi hemen şut çekiyorsun. Caner güzel bir orta. İçeride kimse yok ya. Topa indiği yerde sadece kaleci var arkadaş. Grupta ikinci maçta, ikinci yarıda Kanada'yı ne yapıp edip yenmemiz lazım. Bir gol bulmamız lazım. Yani Kanada bizi sürekli olarak kendi yarı sahasında kabulleniyor. Biz pozisyonlara giremiyoruz. Attığımız paslar bir türlü yerlerini bulmuyor. Yani çok aslında zor bir rakip değiller. Bu bariz belli. Ama işte bu verkaçlardan, paslardan sonuç elde edemediğimiz için ve basit top kayıplarından pozisyon verdiğimiz için kontralarla özellikle bu pozisyonların olmasından dolayı kalemizde de tehlikeli anlar bizi bekliyor. Yani tam maçı kazanacağız derken bile kaybedebiliriz. Kaybedebiliriz az daha herif soldan gidiyordu. Allah'tan pas vermedi ha. Çıkın beyler, çıkın ileri. Hadi gözünüzü seveyim bir şeyler yapın ya. Beyler ortadan paslaşın. Hakan bırak ortaya. Güzel pas. Emre önünü aldın. Vuruşunu yaptın golünü attın be. İşte bu abi ya. İşte bu ya. Sonunda ya. Yani ne kadar yine dengesiz bir paslaşmadan bu golü bulmuş olsak da aradığımız, istediğimiz, beklediğimiz gol bu ya. Şükür maçın 66. dakikasından bu yana hani sıfırdan bu yana daha doğrusu bir türlü şu tarz pozisyona giremedik ya. Sürekli olarak pas hataları, oyun kurmada, oyun yapmada zorlanmamız, bize boşluk bulmamıza bir türlü engel oluyordu. Neden oluyordu? Ben ne diyorum ya? Saçma sapan bir oyun. Vallahi kafayı yedim iyice. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aman 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 attık gene yemiyoruz beyler hemen. Dikkatli olacağız. Arka direğe bakın. Vurdurmayın herife. Güzelsin Caner. İşte bu ya. Hadi beyler kendimize gelelim. Şu maçı farklı bir şekilde kazanalım. Sekmiyor içeride. Bizde bu top. Bende. Rahat olun. Taşı Hasan Ali. Taşı abi o topu. Hadi bas topa şimdi. Güzel. Ortaya bıraktın. Bırak abi Arda ortadan. Beyler sıkıştırmayın şu topu. Ortada bak boşluk var. Ayhan. Ya abi neden illa kanat oynuyorsunuz ya? Cenk, Cenk, Cenk 2 oldu. Cenk 2 oldu ama işte oyun tarzımız çok cins ya. Hani ben Marsilya'dayken isyan ediyordum, çıldırıyordum, deliriyordum ama hani
Sürekli olarak bir Kanada topu yıkmaya çalışıyoruz. Orta sahayı birazcık düzgün kullanabilsek, 18 yayını biraz düzgün kullanabilsek çok rahatlıkla pozisyonlara girip gol atabileceğiz. Ve bunun örneğini şu an yaşıyoruz. Yani orada rakip yığılıyor ama göbekten bir türlü pas yapma niyetine girmiyoruz ya. Yunus, sağlam, iyi sakladın. Ver topu sola. Güzelsin. Hakan, bastın abi. Ortayı gör, kanadı gör. Kesin bir orta. Şimdi Yunus orta baktı. İyi yere. Arka direk. Arda vurdu. 3 oldu be. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar çocuklar. Ya biz bunu başarabiliriz ya. İkinci yarıda resmen bambaşka bir Türkiye vardı. Yani ilk yarıya nazaranla ciddi anlamda hani bir kaleci olarak arkadan çıldırdım. Delilendim. Çünkü bunu yapan benim takım arkadaşlarım. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun vardı. Ve resmen Restal idercesine arka direkte bakın. Arda ile o top buluşuldu ve gol geldi. 3-0 oldu ve dakika 90'da bunun olması bizim bir tık daha avantajlı olmamıza neden oldu. Mısır karşısında çünkü beraberlik birazcık bu gruptan çıkmamızı riske etmişti ama Kanada'yı 3-0'la geçtik ve Belçika maçından gelecek skor belki de bizim bu gruptan çıkmamıza neden olabilir. Ama o maç işte kaç kaç bitti. Bunun önemi çok büyük. Grupta şu an arkadaşlar çarşı pazar karıştı. Hesap kitaplar değişti. Bunun nedeni de şundan kaynaklanıyor aslında. Belçika Mısır'la berabere kaldı gibi duruyor. Ama bir sıkıntı daha var. O sıkıntı da şu. Biz Kanada'yı bildiğiniz gibi 3-0'la geçmiştik ama o maç 3-1 oldu. Bunun nedeni de transfer dönemine giriş dönemi yani sezon bitiş dönemi olduğu için oyun bayağı bir dondu. Ve ben de bekledim geleceğe gideceği yok. Dedim yeniden açayım ne oldu ne etti hesabına. Fikstüre bir baktım tam transfer döneminin günü olduğu için ister istemez sim yaptım ve 3-1'lik bir sonuç çıktı oradan. Benim gol yemediğim maç yalan oldu bir nevi. Ama bir yandan da biz gol yedik. Bu bizim adımıza bir dezavantaj oldu. Çünkü averaj durumu biraz grupta değişti. Puan durumu zaten sıkıntılı. Umarım Belçika'yı yeneriz. Eğer Mısır Kanada maçından bir beraberlik çıkmazsa biz Dünya Kupası'na kazanamadığımız durumda veda ederiz. Lafı fazla uzatmayacağım. Maça geçeceğim. Zorlu bir maç bizi bekliyor Belçika karşısında. Umarım Mısır gibi olmaz sonumuz Belçika ile oynanacak maçta. Yani berabere kalmak istemiyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Aynı Kanada maçında olduğu gibi. Güzel bir oyun başlarda sergileyemesek de ilerleyen dakikalarda ikinci yarıda golleri bulmuştuk. Belçika maçı da bu şekilde olsun. Kazanalım bir üst tura çıkalım. Dünya Kupası'nda belki de son maçımız Stadion Anguk'ta rakibimiz Belçika. Zor bir maç bizi bekliyor. Önemli isimleri var, yıldız isimleri var ama bizim de yüreğimiz var. Yüreğimizle çıkacağız, bu topu oynayacağız. Alnımızın akıyla da bir üst tura adımızı yazdırmayı başaracağız diye düşünüyorum ama işte sevim patlamasından, daha doğrusu sev değil, oyunun donmasından dolayı gelen bir sıkıntı bizim averaj açısından biraz geri plana düşmemize neden oldu. Yani bir gol deyip geçmeyin. Bir gol deyip geçmeyin. O bir gol bile bazen çok şey değiştirebiliyor. Şampiyonları değiştirmişliği var. Neden? Dünya Kupası'nda da bizim elenmemize neden olmasın. Tabii şöyle de bir durum var. Sadece bizim maç önemli değil. Bir yandan Mısır maçı da çok önemli. Umarım Kanada Mısır ile berabere kalır. Ve oradan gelen güzel haber de bizim bu maça pek gerek kalmadan rahat bir şekilde çıkmamıza neden olur. Beyler yakın göbekte, yakın göbekte açmayın önünü. Açmayın önünü, açmayın önünü. Beyler göbe oynayalım. Güzel pas. Ayhan'ım geriye dönme. Gözünü seveyim geriye dönme. İleride bir şeyler yapalım. Güzel pas. Yunus dönen top. Hadi Cengiz. Lan Cengiz. Ulan Cengiz yetişemedin ya. Oynatma Lukaku'yu. Oynatma Lukaku'yu. Sağdan kaçıyor adam. Güzelsin Serdar. İyi girdin araya. Nuri ileride yapalım abi şu pasları. Biraz da sağlam birbirimize yakın oynayalım. Hadi ya. Hadi çocuklar ya. Vallahi kalede arkada. Hani zor zapt ediyorum kendimi. Yalan söyleyemeyeceğim. Ciddi anlamda kendimi zor zapt ediyorum. Bunun nedeni şundan kaynaklanıyor. İğrenç bir oyun var arkadan izlendiği zaman. İşte durumda böyle olduğu için sıkıntı oluyor. Hazard'ı da tutalım diğer bir sıkıntı da olmasın. Bende bu top bende sıkıntı yok. Hadi çıkın abi kalmayın geride.
Geçirme, geçirme onu. Geçirme o adamı. Geçirme abi o adamı. Beyler içeride dikkatli. Vurmuyor kafa. Vurmuyor kafa. Ondan önce abi. Ondan önce vuracağız. Hadi beyler hadi bir şu soldan çıkalım ya. Sakin Cenk. Cenk sakin ol. Cenk güzel ara topu. Kevin De Bruyne çok güzel girdi araya be. Yani bir anda kaptığımız toptan tehlikeli bir atak şansı oldu ama işte etkili pozisyon olmasına rağmen Kevin De Bruyne kalitesini konuşturdu. Yalnız Cenk vurdu. Dönen top kurtuğa. Ulan hadi Ayhan. Hadi Ayhan sağlam oyna. Beyler şu an ritmi yakalamışken bir tane atmamız lazım. Bunu başarabiliriz. Cengiz kaptırmıyorsun. Kesi bir orta. Cengiz biraz daha sağlam. Cenk ortaya bırakabilir misin? Güzel yere. Tehlikeli bir orta olabilir. Al şu topu Yunus. Yapma Yunus be. Adamlar çok rahat çıkarttı oradan topu. Beyler dikkat edelim kontrol olmasın. Sağdan koşu var. Soldan bindirme var. Dikkatli olmamız lazım. Kapat onun önünü. Kapat önünü. Gelmesin. Gelmesin. Lan oğlum önünü kapatın şu herifin. Dönen topa bakın. Vurdurma Lukaku'ya. Dönen top. Lan onu takip et şu topu. Gol ararken ileride bir anda kendi kalemizde gol görüyorduk ya. İlk yarıda 45. dakikada iki taraf adına da önemli ataklar oldu, önemli pozisyonlar oldu. Ama gol çıkmadı. Umarım ikinci yarıda bir gol bulmayı başarabiliriz. Yani o gole çok ihtiyacımız var. Bunun herkes farkında ama istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. Hani hem rakibimizin Belçika olmasından dolayı hem de üzerimizdeki baskıdan dolayı sağlam bir oyun, sağlam bir performans sergilemiyoruz ama Cenk vurdu çaprazdan olmadı ya. Ah be Cenk, ah be Cenk atmamız lazım abi. Basın beyler, basın Azarta, basın Azarta. Gelmesin o kadar rahat. Bende bu top. Hadi 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 çıkın abi, çıkın abileri. Seri çıkın, gözünüzü seveyim seri çıkın ya. Güzel pas. Beyler ortadan devam edelim. Çok güzel. Hadi Cengiz. İyi pas bıraktın Cenk'e. Cenk bastı. Döndü. Plase denesene plase. Abi pas atmak ne orada ya. Hani gelmeyeceğini bile bile zorlama pas denedin resmen ya. Aferin lan Ozi. İyi kaptın o topu. Bırak ortaya. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Bir gol bulalım ikinci yarıda be. Bırak sağa. Güzel pas. Cengiz ortaya. Güzelsin. Yapma oğlum ya. Ozi ortadan. Güzel. Bir Berkaç gelir mi? Yunus iyi geçtin. Güzel pas. Ozi, Ozi, Ozi vurdu işte gol geldi be. Helal olsun beyler size. Çok güzel girdiniz pozisyona. Çok da güzel bir gol attınız be. Aferin lan size. İşte bu kadar beyler ya. İşte bu iş bu kadar ya. Aradığımız golü dakika 66'da bulmayı başardık. Yunus güzel sıyrıldı. Ozi'ye bıraktı. Ozi de Kurtay'ı güzel bir şutla avlamayı başardı. Hadi beyler bu skoru koruyacağız. Ve bu gruptan lider olarak çıkacağız lider be. Beyler oynattırmayın. Kanatlara dikkat etmemiz lazım. Güzel töre, güzel töre. Aferin abi. Boş ver, boş ver. Kart yiyecek olsan da boş ver. Tamam tamam sıkıntı yok. Dön geri abi. Geri dön, geri dön. Hiç aldırış etme, muhabbet etme. Lakaytle falan gerek yok. Siktir et kendi halinde takısın hakem. Sekmiyor beyler yalnız o top. Vuruyoruz kafayı. Güzelsin toprağı. İndirin abi o topu. Yalnız bizde kalması lazım. Bizde kalması lazım. Beyler o topların bizde kalması lazım. Bas Lukaku'ya, bas Lukaku'ya. Tehlikeli adam. Bende beyler, bende bu top. Oyna, oyna, zaman oyna. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Gidin abileri, gidin. İleride siz yerleşin. Ben de gaşımı şöyle savunma arkasına doğru dikiyorum. Cengiz, alabilirsen belki bir şans daha olabilir bizim adımıza. Hadi abi, hadi Cengiz. Kesi bir orta. Cengiz kesti. İçeride Yunus direkten döndü be. Ulan çok güzel atak şansıydı ama şans işte şans. Bizde şans yok arkadaş ya. Ulan 2-0 olsa belki maç bitecekti ama. Cenk ah. Ulan önünü kapattılar be. Beyler yavaş oynayın. Yavaş oynayın hiç aceleye gerek yok. Sakin töre, sakin töre. Zaman oyna abi. Kesi bir orta. Direkt taça avutan vursan da olur. Hiç problem değil. Yeter ki top ileride kalsın. Derken 2-0 olsun bu iş burada bitsin. Bu iş burada bitsin. Enteresan bir pozisyon oldu. Ama orada gol çıktı. Nasıl oldu bu pozisyon abi? Serdar Aziz bir anda topu Ömer Toprak'a bırakmış. Ömer Toprak da içeride Cengiz'e bırakıyor. Kurtuğan'ın büyük hatası. Alabileceğine inandı. Ama Cengiz'in o topa ayak sokması. Bir anda bizim 2-0'lık üstünlük sağlamamıza ve Vermaelen'in de büyük isyandan neden oldu. Cengiz'in de gramurunda değil atılan gol. İlginç. İlginç reaksiyon Cengiz.
Heyecana mı kapıldın abi? Ne oldu bilemiyorum ama bu gruptan biz lider olarak çıkıyoruz. Oh be. Vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım. Yalan yok. Üzerimizdeki stres baskı çok büyüktü. Belçika'ya karşı oynadığımız bu maçta 2-0 üstün tamamlamayı başardık. Yani şunu Mısır'da yapmış olsaydık belki rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya şu maça çıkacakken oradan gelen beraberlik bizi bayağı bir zor anlar, baskılı anlar yaşatmasının neden olsa da biz Belçika'yı 2-0'la geçmeyi başardık. Gruplardan sürpriz çıktı. Ve en büyük sürpriz de aslında bizim grubumuzda oldu. Bunun nedeni de şu, Belçika grubun en büyük favorisiyken bizim son maçımızın onlarla olması, onların karşısında bir zafer elde etmemiz bizi gruptan lider, onları da bir anda gruptan çıkamaz hale getirdi. Belçika'nın hani tahmin etmiştik aslında. Oynanacak o maçta biz berabere kalır, mağlup olursak gruplardan çıkamayacaktık. Çünkü Mısır Kanada gibi kolay bir ekibe karşı oynayacaktı ve beklenen oldu. Mısır Kanada karşısında 1-0 zafer elde etti. Eğer berabere kalmış olsaydık biz şu an gruplardan çıkamıyorduk. Ama biz kendi adımıza mutluyuz. Tabii bir yandan da son 16'ya kalan ekipler belli oldu. İtalya Uruguay'a hatta 1-0'la geçmeye başarmış. Aynı şekilde İngiltere Portekiz'i 3-1 ile, Fildiz Sahili Mısır'ı 3-2 ile geçmeyi başarmış. Almanya ve Brezilya arasında şu an benim ekranın altında kalan kısım Brezilya. Onlar da penaltılarda 5-4'lük zaferle Brezilya tur atlayan isim olmuş. Diğer taraftan son 16'da Fransa İspanya'yı 2-1 ile, Arjantin Kolombiya'yı 3-0 ile, artık biz de Hollanda ile oynarken Polonya da İsviçre ile oynayacak. Son 16 tamamen belli olacak. Çeyrek finallere çıkan takımlar tamamen belli olacak. Ve çeyrek finalde eşleşmeler belli olacak en önemlisi. Umarım Hollanda karşısında güzel bir zafer elde edebiliriz. Ama artık o maçı da diğerki bölüme bırakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Eğlendiyseniz, keyif aldıysanız da desteklemeyi, like atmayı unutmayın.